düştüğünde ve özellikle Fırat'ın batısı, özellikle Afrin ve Münbiç, biliyorsunuz şu anda PKK'nın yoğun olarak elinde tuttuğu iki tane nokta. Geri kalan daha çok doğrusunda Afrin'den başlayarak, Kobani'den ve en uç köşede Kamışlı'dan başlayarak doğu zaten Fırat'ın doğusu ellerinde, ama batıda iki tane kritik nokta var: Münbiç ve Afrin. Asıl bizim için tehlike yaratan o iki nokta uzun bir süredir ellerinde. Münbiç'te Amerika bize sürekli oyaladı. Siz bize bırakın, biz Münbiç'ten çıkaracağız dedi. Hatta Cerablus'a operasyon yaptığımızda aslında Münbiç'te o operasyonun bir parçasıydı, ama Amerika Cerablus'tan sonra Münbiç'e doğru ilerlemeyin, orayı boşaltmak için biz sizden süre istiyoruz, biz gereğini yapacağız dediği için biz de bekledik, ama yapmadı Amerika. O yüzden de Afrin'den sonra Münbiç'te bu operasyonun bir parçası. Dolayısıyla bütün bu bilgiler ışığında Sayın Bahçeli zaman kaybetmeden derhal girilmesi gerektiği tezini ifade etmişti grup toplantısında ve bugün de anlıyoruz ki Sayın Bahçeli de fiilen başladığı bilgisine sahip. Az önce aktardığımız, bizim Erdoğan'a açıklamasıyla edindiğimiz bilgileri belki bizden daha önce biliyordu Sayın Bahçeli. O yüzden bu cümleyi kurdu. Diğer tarafta akşam 20'de Çankaya Köşkü'nde Sayın Başbakan'la gerçekleşecek görüşmede tabii temel konu bu. Yani bu harekatın detayları.